Duygular ve Mantık. Duygular Kısım 2. Bugün duygular konusuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Duygular 2 bölümlük bir ders ve belirli konular üzerinde devam ediyoruz. Bugün geçen haftaki derste gülümseme ile insan olmayan primatlar üzerine sorulan bir soruya yanıt vererek başlamak istiyorum. Çok iyi bir soruydu. Konu, insanların farklı mesajlar iletmek üzere farklı türlerde gülümsemeleri olduğunu bilmemiz üzerineydi. Soruysa, peki şempanze ya da goril gibi insan olmayan primatlarda da bu türden gülümsemeler var mıydı? Ve ben de dünyanın gülümseme uzmanıyla iletişime geçtim. Ancak e-maillerime yanıt vermedi. Ben de dünyanın ikinci gülümseme uzmanıyla temasa geçtim ve yanıtı hayır yönündeydi. İnsan olmayan primatların gülümsemelerinin neredeyse tamamı çekingen gülümsemeye karşılık gelmektedir. Bunlar bana zarar verme gülümsemeleridir. İnsanda gördüğümüz çekingen gülümsemenin eşdeğerleridir. İnsan olmayan primatlar selamlaşmak için gülümsemediklerinden selamlama gülümsemesi ya da penem gülümsemesinin ya da gerçek mutluluğun ifadesi olarak gülümsemenin karşılığı yoktur. Düşen gülümsemesinin bir karşılığı bulunmamaktadır. Benim bildiklerim bunlar. Eğer dünyanın gülümseme uzmanı mailime yanıt verir ve farklı bir şey söylerse sizi de bilgilendiririm. Bir diğer konu, dersimizin başlangıç konusuna dönerek bir üzerinden geçecek olursak, duyguların farklı işlevleri üzerine konuştuk. Gülümseme ve yüz ifadeleri üzerine konuştuk. Ardından sosyal olmayan bir duyguya, korkuya değindik. Ardından da sosyal duygulara değindik. Akrabalarımıza yönelik sosyal duygularımıza ve bunların evrilmesine yol açacak belirli evrimsel nedenler üzerinde durduk. Geçen dersin sonuna doğru hayvanlar ve yavruları arasındaki ilişki, özellikle çocuklarıyla çok yakın bir ilişki kuran insanlar ve diğer memeliler ve kuşlar üzerinde durmuştuk. Bizler niceliğe değil niteliğe yatırım yapıyoruz. Hayatım boyunca çok az çocuk sahibi olabilirim. O zaman benim evrimsel taktiğim bu az çocuğa çok fazla özen göstermek ve hayatta kaldıklarından emin olmak olacaktır. Eğer 100 çocuk sahibi olacak olsam bunlardan birkaçının kaybı benim için kabul edilebilirdir. Ancak eğer sadece 5 ya da 1-2 tane çocuğum olacaksa benim için çok değerli olacaklardır. Dolayısıyla bizim gibi türlerin evrimsel hikayesi ebeveyn ve çocuk arasında oldukça uzun süren bir bağlılık ve derin bağları içermektedir ve geçen haftada ebeveynlerin çocuklarına nasıl yaklaştıkları üzerine konuşmuştum. Ve bu derste de ebeveynlerin yavrularına verdikleri tepkilerle ilgili bir belgeselden bir örnekle başlamak istiyorum. Ancak bu örnek bizim türümüze ait değil. Nedeni de şu, bir benzetmeyle bunun nedenini açıklayacağım. Din psikolojisi çalışan bir arkadaşım var. İnsanların neden dini inançlara sahip olduğunu çalışıyor ve bana ne zaman uzmanlık alanı dışından birisiyle konuşsa onlara evet gerçekten de insanların neden İncil'e inandığını, Şabat günü mumlar yaktığını ya da kiliseye gittiğini inceliyorum demediğini, çünkü bunların insanların sahip olduğu inançlar olduğunu ve onlar üzerine çalıştığınızı söylediğinizde kafalarının karışacağını, neden böyle bir şey çalışmak isteyesin ki diyeceklerini ya da alınacaklarını söylemişti. Eğer bir topluluğa dinin psikolojisi hakkında bir şeyler anlatacaksanız en iyisi yabancılara ait olanlarla başlamaktır. Dolayısıyla başlarına yağ süren insanları anlatarak başlarsınız. Dan Spurber, yazın erkeklerin başlarına yağ sürdükleri bir kültürden söz etmektedir. Ve yağ tabii ki de erimektedir ve bu da o kültürde yaptıkları şeylerden birisidir. Ve siz de ruhlara ya da ağaçların konuştuğuna inanan bu kültürden söz edersiniz. Bu kültürü çalıştığınızı söylersiniz ve onlar da "Aa ne kadar ilginç, neden buna inanıyorlar acaba?" derler. Ve siz de bu yolu sizin de kültürünüzde de olan daha yaygın şeylerden bahsetmek üzere kullanırsınız. Yabancı olanı kesinmiş gibi kabul etmediğimiz gerçeğini, kesinmiş gibi kabul ettiklerimizin bilimsel olarak çalışılmasını açıklamak için kullanırsınız. Ve bu tabii ki de genel olarak doğrudur. Bu, William James'ten yaptığımız alıntıda sözünü ettiği bize çok doğal gelen şeyler gibi, oldukça garip bazı şeylerin diğer türlere çok doğal gelmesiyle de ilişkilidir. Ve bunun aynı zamanda çocuklarımıza olan sevgimiz gibi şeylerden söz ettiğimizde de geçerli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla çocuklarımıza olan sevgimize bilimsel olarak bakmanın bir yolu, çocuklarımıza hissettiğimiz sevginin kutsal olduğunu, özel olduğunu kabul etmek değildir. Onun yerine diğer türlerde buna bakmaktır. Bunun en güzel örneklerinden birisi çocuklarına bakma ve eşleşme davranışları, Penguenlerin Yürüyüşü adlı filmde çok güzel bir şekilde gösterilen imparator penguenleridir. Ve bu
son derece ayrıntılı ve nazik üreme ve yavrularına bakma sistemlerinden dolayı oldukça ilginçtir. Bunun örneklerini gösterebilmek üzere size bu filmden bazı klipler izleteceğim. Başlangıçta bu noktaya gelmek üzere sudan çıkarak üreme bölgelerine gelmek için çok uzun bir yol yürüyorlar. Üreme bölgeleri rüzgardan korunan, tüm sürüyü bir arada tutabilecekleri oldukça katı bir buz kütlesinin üzerindedir. Üreme burada gerçekleşmekte ve yumurtalar burada üretilmektedir. Film de tam bu noktada başlamaktadır. Penguenlerin yürüyüşü sadece Fahrenheit 911 tarafından geride bırakılan tüm zamanların en popüler ikinci belgeselidir. İnsanlar belgesele çok farklı şekillerde tepki verdiler ve bu hayvan davranışından insan davranışına yapılabilecek genellemeler düşünüldüğünde oldukça bilgilendiricidir. Bazı muhafazakar yorumcular bunu sevgi, güven ve tek eşlilik gibi ailevi değerlerin kutsanması olarak gördüler. Güzel ve doğru olan her şeyden nefret eden bazı liberallerse, evet bir üreme mevsimi boyunca tek eşliler, bu bir yıl böyle, ardından gidip yeni bir eş buluyorlar. Bunu bir araya getirdiğinizde oldukça şıllıkça şeklinde yanıt vermişlerdi. Bence daha önemlisi insanlar bu hayvanların gösterdiği zengin, düzenli ve sistematik davranışlardan etkilenmişlerdi. Basitçe bu davranışları televizyondan, filmlerden, kültürden, okuldan öğrenmemişlerdi. Bu türden karmaşık bir davranış onlara çok doğal geliyordu. Ve yaratılışçılık ya da akıllı tasarım yanlılarının bir kısmının, Tanrı'nın varlıkları farklı hayvanların yaşam kalımını sağlayacak şekilde nasıl da derin ve karmaşık olarak yarattığının bir göstergesi olarak almaları anlaşılırdır. Darwinyen bir bakış açısından Darwinyen bunun bir tesadüf sonucu olamayacağı konusunda yaratılışçıyla hemfikir olacaktır. Çünkü bu oldukça karmaşıktır. Ancak ona şöyle görünmektedir. Bu biyolojik adaptasyonun mükemmel bir örneğidir. Özellikle çocukların ebeveynlerinin genlerini paylaşması dolayısıyla ebeveynlerin çocuklarının yaşam kalımını sağlayacak şekilde evrilmiş olmalarıyla ilişkili olan ebeveyn bakımı adaptasyonunun örneğidir. Ve bunun bir de diğer yönü, çocukların ebeveynlerine nasıl tepki verdikleri, küçük çocukların çevrelerindeki yetişkinleri nasıl takip edip yanıt vermek üzere yapılandırıldıklarına ilişkin yönü vardır. Buna ilişkin bazı kuramların üzerinde hızlıca durmuştuk ve geçen derste konuştuklarımızı hızlıca özetleyeceğim. Bebekler en yakınlarında olana bir bağlanma geliştirecektir. Genellikle annelerini tercih edeceklerdir çünkü tipik olarak en yakınlarında olan kişi anneleri olmaktadır. Annelerinin yüzünü, kokusunu, sesini tercih edeceklerdir. Önceleri bebeklerin doğduğu anda sihirli bir basınlama anı olduğuna dair bir düşünce vardı. Bebek doğduğunda annesini görmeli ve bam bir bağ kurulmuştur. Eğer bebek bunu yapamazsa ileride bağlanmayla ilişkili çok kötü şeyler olacaktır. Bu aptalca. Özel bir an, özel bir 5 dakika ya da özel bir saat olduğunu düşünmek için bir neden yok. Tüm zaman boyunca bebekler kendilerine en yakın olan hayvana bir bağlanma gerçekleştirecektir. Bu hayvanı örtük bir düzeyde, bilinçaltı bir düzeyde akrabaları olarak tanıyacaklardır. Peki bu nasıl çalışmaktadır? Bebeğin beyni nasıl oluyor da bu hayvana bir bağlanma geliştiriyor? Skinner'dan hatırlayacağınız üzere edimsel koşullama buna iyi bir yanıt oluşturabilir ve bu dolap teorisi olarak bilinmektedir. Bebekler annelerini severler çünkü anneleri yiyecek sağlar. Etkinin yasasıdır bu. Bu edimsel koşullamadır. Annelerinden yiyecek almak üzere ona yöneleceklerdir. Ve bir bağlanma geliştireceklerdir. Çünkü anneleri yiyecek sağlamaktadır. Bu teoriye Bowlby tarafından geliştirilen ve iki şeyin işlemekte olduğunu ileri süren daha doğuştancı, kalıtımsalcı bir teoriyle karşı çıkılmıştır. Rahatlama, sosyal etkileşim ve yabancı korkusu sonucunda anneye doğru bir yönelim olmaktadır. Şimdi, gerçek hayatta bu iki çekim aracı arasında bir ayrım yapmak zor. Çünkü size rahatlama ve sosyal etkileşim sağlayan kadın ile sütü sağlayan kadın aynı kişidir. Ancak laboratuvarda bu ikisini ayırt edebilirsiniz. Ve geçen hafta filmlerini gördüğünüz Henry Harlow'un da yaptığı tam da budur. Harlow, primatları iki farklı türde anneye maruz bıraktı. Birisi telden bir annedir
Bir Skinner'cı anne, bu yemek sağlayan annedir. Diğeri ise rahat olacak, sıcaklık ve kucaklama sağlayacak şekilde düzenlenmiş olan havlu annedir. Ve soru, yavrular hangi anneye yönelecektir? Ve filmlerden de hatırlayacağınız üzere yanıt oldukça kesindir. Bebekler yemek yemek üzere tel anneye yönelmektedir. Karakterlerden birisinin dediği gibi yaşamak için yemelisiniz. Ancak havlu anneyi sevdiler. Sıcak ve kucaklayan anneye bağlanma geliştirdiler. Tehdit edildiklerinde bir sığınak olarak kullandıkları da bu annedir. Etrafı keşfetmek üzere sığınma merkezi olarak kullandıkları da bu annedir. Peki, ve bu aslında beni bir şey dışında akrabalarımıza yönelik duygularımıza dair soruların sonunu getiriyor. Sorabileceğiniz bir soru ya hiçbir temas yoksa olabilir. Bunun etkilerini düşünebilirsiniz. Pek çok kişi çocukların yetişkinlerle erken yaşlardaki ilişkilerinin ileride nasıl birisi olacaklarına etkilerini merak eder. Bu günlük bakım gibi sosyal tartışmalarda oldukça önemli olmaktadır. Dolayısıyla pek çok psikolog bir çocuğun ebeveynlerden biri daha çok annesi tarafından yetiştirilmesi mi daha iyi yoksa günlük bakım kreşlerine gitmesi fark eder mi? Çocuk 6 aylıkken bu kreşlere gitse ne olur? 2 yaşındayken kreşe gitse ne olur? Bu çocuğu nasıl etkiler gibi sorularla ilgilenmektedir. Kısa yanıt kimse gerçekten bilmemektedir. Arada incelikli farklılıklar olup olmadığına dair pek çok tartışma ve karşıt fikir bulunmaktadır. Ancak bunun çok da fark etmediğini biliyoruz. Okula başlayana kadar anneniz ya da anne ve babanız ya da sadece babanız tarafından yetiştirilmeniz, benim ebeveynlerim 3 aylıktan beni bir günlük bakım merkezine verdi, sizin için çok büyük bir fark yaratmayacaktır. Belki küçük bir takım değişiklikler olacaktır ancak bunun da hangi yönde olacağı açık değildir. Ancak çok büyük bir fark yaratmayacaktır. Peki ya hiçbir temas yoksa? İnsanların hiç havlu annelerinin olmadığı, bağlanacakları, kimsenin olmadığı durumlarda ne olacaktır? Gerçek dünyada böyle bir konuda bir deneyi tabii ki yapamazsınız. Ve gerçek dünyada bu sadece çok trajik durumlarda olmaktadır. Ancak bunun üzerine de çalışılmıştır. Yine Harlow, çelik kafeslerde sadece bir tel anneyle yalnız olacak şekilde maymunlar yetiştirmiştir. Diğer bir deyişle, ihtiyaçları olan tüm beslenmeyi almışlardır ancak hiç annelik almamışlardır. Ve görülen o ki bir çeşit psikozlu maymunlar ortaya çıkmıştır. Çok çekingendirler, oyun oynamazlar, kendilerini ısırırlar, cinsel olarak yetersizdirler, sosyal olarak yetersizdirler, annelik açısından yetersizdirler. Bir vakada yalnızlık içinde yetiştirilen bu maymunlardan birisi yapay olarak döllenmiştir. Yavrusu olduğunda kafasını yere vurmuş ve öldürene kadar ısırmıştır. Yani bu göstermektedir ki bu bir primatın gelişimi için bir tür erken bağlanma, erken ilişki kritik olduğunun çok ciddi bir gösterimidir. Son derece açık ki insanlarla bu türden deneyler yapılamaz. Ancak doğal bazı deneyler var. Çok az sosyal temas içeren kötü yetimhanelerde büyüyen insanlar ve bu çocuklar eğer diğer bir deyişle bu çocuklar beslenmektedirler ancak hiç kimse onları kucaklamamaktadır. Bu çocukların bu durum yeterince uzun sürdüğünde sosyal ve duygusal gelişimlerinde oldukça ciddi, şiddetli problemler ortaya çıkmaktadır. Duygusal bir açıdan çoğunlukla doyumsuzdurlar. Gerçekten destek ve kucaklamaya ihtiyaç duymaktadırlar. Aksi takdirde ilgisiz hale gelmektedirler. Şimdi bu noktada iyi bir haber var. Eğer bu çocuklara ya da maymunlara yeterince erken müdahale ederseniz bu kötü gelişimin etkilerini tersine çevirebilirsiniz. Maymun terapistlerinin yaptığı bir başka çalışma vardır. Yaptıkları şu, bir maymunu alıyorlar, çelik bir kafeste yetiştiriyorlar. Ardından kafesten çıkarıyorlar. Maymun bir tür psikopata dönüşmüştür.
ardından yanına daha küçük, etrafta ahmaklıklar yapan, zıplayıp hoplayan bir maymun gönderirler. Kendilerini etrafta sürekli takip eden, üstlerine tırmanan bu küçük maymunla vakit geçirmek aşamalı bir iyileşmeye yol açmaktadır. Yalnız maymunun daha iyiye gitmesini sağlamaktadır. İnsanlar için de çok benzer bir etki olabilir. Bu konuda bir başka hikaye, bir deneyden değil ama bir anekdottan alınan durum şöyledir. Çocuklar 1,5 yaşında hiçbir sosyal temaslarının olmadığı çok kötü bir yetimhaneden alınarak zihinsel engelli kadınların yanına verilmişler. Ve bu kadınlar da onlara çokça temas ve kucaklama sağlamış. Ve bildiğimiz kadarıyla da normale dönmelerine yardımcı olmuşlar. Ve akrabalarımıza karşı, çocuklarımıza karşı ve ebeveynlerimize karşı hissettiğimiz duygular hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Herhangi bir soru ya da fikir var mı? Evet. Bu iyi bir soru. Yetimhanelerdeki çocuklar birbirlerine rahatlama sağlar mı? Bilmiyorum. Oradaki durum muhtemelen böyle olmayabilir. Problem, yetimhanelerde bu kötü koşullardaki çocukların bebek olmaları ve çok küçük yaşta olmalarından dolayı birbirlerini rahatlatabilecek durumda olmamalarıdır. Bu gerçekten ilginç bir soru. Ya bu çocukların hiçbir havlu anne desteği olmadan yetiştirildikleri ancak birbirleriyle oyunlar oynayıp birbirine destek olabildikleri bir yerde olsaydı ne olurdu acaba? Bunun yanıtını bilmiyorum. Evet, buna ilişkin kanıt var mı? Evet. Yanıt buna ilişkin kanıt olduğu. Herkesin bildiği gibi. Çocuklar arasında bu türden bir destek maymunlara ve çocuklara yardımcı olabilir. Başka bir soru var mıydı? Evet. Doğru. Yani bu soru şuydu. Bu bize orta düzey hakkında ne söylüyor? Evet. Bunlar sıra dışı örnekler. Peki biz orta düzey durumlar hakkında ne biliyoruz? Düşünelim ki bir kafeste yetiştirilmediniz. Romanya'da da bir yetimhanede büyümediniz. Ancak ebeveynleriniz de sizi o kadar da çok sıcak kucaklamıyor. Sizi pek de fazla sevmiyorlar. Bunun bir insan üzerinde etkileri olduğuna dair iyi bir kanıt yok. Önümüzdeki haftalarda bunun üzerinde çok daha ayrıntılı olarak duracağız. Ancak problem şu ki çok da sıcakkanlı olmayan ebeveynlerin çocuklarının da sıcakkanlı olmadıklarını biliyoruz. Ancak bunun genetik bir ilişkiden mi yoksa çevresel bir etkiden mi olduğu ayrımı o kadar da net değil. Bildiğimiz şey orta düzeydeki etkilerin çok dramatik sonuçları olmadığı. Dolayısıyla uç örneklerden uzaklaştığınızda etkiler daha zor görünür hale geliyor ve ortaya çıkarmak için çok dikkatli bir deneysel inceleme gerektiriyor. Burada bana göre söylememizde sakınca olmayan şeyin çok uç durumlar dışında ne tür etkilerin olduğunu bilmediğimizdir. Ancak eğer bazı etkiler varsa bunlar da çok büyük ve dramatik etkiler değil. Peki. Hayvanların akrabalarına yönelik iyi duyguları, duygusal çekimleri evrimsel bir bakış açısından çok da büyük bir bulmaca değil. Evrim, yavrularınızda ne kadar geniniz çoğaldığı ve kopyalandığı gerçeğine dayanan kuvvetlere dayalı olarak işlemektedir. Dolayısıyla hayvanların yavrularına bakacak şekilde yapılandırılmış olmaları da oldukça anlamlıdır. Ve hayatta kalmak üzere yapılandırılmış olan yavruların da ebeveynlerine bir bağlanma geliştirmeleri aynı şekilde anlamlıdır. Ancak asıl kafa karıştırıcı olansa insanlar dahil olmak üzere hayvanların akrabaları olmayanlarla kurdukları oldukça hassas ilişkilerdir. Özellikle hayvanlar akrabaları olmayanlara karşı duyarlıdır. Akrabalık ilişkiniz olmayan insanlara karşı duyarlısınızdır. Bunun pek çok örneği vardır. Hayvanlar birbirine bakarlar. Siz arkadaşınızın sırtındaki bit ve böcekleri ayıklarsınız. O da sizinkileri ayıklar. Uyarı çığlıkları atarlar. Uyarı çığlıkları, tüm hayvanlar uyarı çığlıkları yaparlar. Siz de, bilmiyorum, siz küçük bir hayvansınız. Büyük bir hayvan yaklaştığında hey diye bağırırsınız. Bir tür çığlık atarsınız ve herkes kaçışır. Ve bu sizin için büyük bir risk anlamına gelmektedir. Ancak yine de çoğunlukla sizinle akrabalık ilişkisi olmayanları korumak için bunu yaparsınız. Hayvanlar sıtlık ve çocuk bakımında yardımlaşır. Ve çok soğukkanlı, genin hayatta kalması şeklinde doğal seçilimci bir bakış açısından bir günlüğüne bana çocuğunuzu emanet etseniz ben de onu sağlayacağı protein için yer ve şöyle derim. Bunlar benim genlerim değil ve aslında benim çocuklarıma daha fazla yardım sağlar. Yine de olan biten pek de böyle değildir. Hayvanlar yiyecek paylaşırlar. Aslında oldukça çirkin bir hayvan olan vampir yarasa yiyecek paylaşır. Vampir yarasalar mağaralarda yaşar ve buradan dışarı uçarlar. Sıklıkla da içlerinden bir tanesi büyük bir vurgun yapar. Bir yarasa bir at bulur, atı ısırır, büyük miktarda kan emer ve geri uçar.
ve döndüğünde yaptığı bu kanı kendisine saklamaz. Aksine tüm mağara boyunca dolaşır ve diğer tüm yarasaların ağzına kan kusar ve böylece bundan herkes faydalanır. Hoş değil mi? Şimdi içinizden şunu demek geliyor. Evet, gerçekten çok güzel. Herkes faydalanıyor. Ancak bu evrimsel bir bakış açısından bir sorun ortaya çıkarmaktadır. Hatırlayacağınız üzere hayvanlar birlikte çalıştıklarında yalnız çalıştıkları duruma göre daha fazla fayda elde etmektedirler. Kazançları kayıplarını telafi etmektedir. Bu durum karşılıklı diğergamlık olarak bilinmektedir ve şu anlama gelmektedir. Benim size karşı iyi olan davranışlarım, özgeci davranışlarım karşılıklılık fikri üzerine temellenmektedir. Ben de sizden fayda elde edeceğim ve örneğin vampir yarasalarını düşündüğünüzde bunun neden mantıklı olduğunu anlayabilirsiniz. Dolayısıyla bir vampir yarasa durumunda büyük vurgun yaptığınız bir durumda bunu diğerleriyle paylaşmanız sizin için gerekli olanı kullanıp geri kalanı boşa atmanızdan daha iyidir. Ancak burada bir problem ortaya çıkmaktadır. Bunun kafa karıştırıcı olmasının nedeni budur. Problem sahtekarlığın varlığıdır. Bunlar ekonomi ve sosyolojide beleşçi olarak da bilinmektedir. Ve sahtekar ya da beleşçinin yaptığı faydadan yararlanıp bedelini ödememesidir. İki gen düşünün. Birisinin diğerlerinden kan kabul eden ve onlarla paylaşan bir vampir yarası oluşturduğunu düşünün. Diğer genin ise diğerlerinden kan kabul ettiğini ancak diğerleriyle paylaşmadığını düşünün. Uzun vadede B geni A geninden daha fazla üreyecektir. Çünkü tüm diğer yarasalar hastalandığında B geni sağlıklı olacaktır ve onun yavruları da daha iyi durumda olacaktır. Daha da keskin bir örnek uyarı çığlıklarıdır. Örneğin tarla sincapları bir yırtıcı gördüğünde uyarı sinyali verirler. Bir uyarı sinyali vermek son derece adaptiftir. Bir uyarı sinyaline yanıt vermek son derece adaptiftir. Bir uyarı çığlığı duyarsınız ve eyvah diyerek kaçarsınız. Bir uyarı sinyali vermekse o kadar adaptif değildir. O zaman iyi bir çözüm uyarı sinyallerini dinlemek ama uyarı sinyali vermemektir. Şöyle bir sistem düşünün. İnsanlar bara gittiğinde size alınan içkileri kabul etmek son derece adaptiftir. Ancak kişinin kendi cüzdanı açısından diğerlerine içki almak o kadar da adaptif değildir. İşte bir çözüm. Alınan içkileri kabul et ama diğerlerine içki alma. Ancak herkes bu çözüme başvurduğunda içki ısmarlama fikri çökerdi. İşte bulmaca burada. Dolayısıyla aldatmak, aldatan her zaman kısa vadede kazanan olacağından, aldatmamaya göre daha iyi bir strateji ise işbirliği nasıl evrilmiştir? Evrimsel olarak istikrarlı bir strateji haline nasıl gelmiştir? Bunun yanıtı yalancının saptanmasıdır. Karşılıklı diğergamlık yalnızca hayvanlar sahtekarları cezalandıracak şekilde yapılandırıldıysa evrilebilir. Sahtekarları tanımalı, sahtekarları hatırlamalı ve sahtekarları cezalandırmaya dair motive olmalısınız. Ve her hayvanın bu kadar karmaşık bir aracı olmasa da vampir yarasalarının olduğunu biliyoruz. Akıllıca yapılmış bir çalışmada evrimsel kuram da evet bu vampir yarasaların ne yaptığını görüyorum demektedir ve evrim yarasalar bunun takibini yapmasalar evrilmeyecek bir durumu öngörmektedir. Eğer yarasalar bunun kaydını tutmuyor olsalardı sahtekarlar kısa sürede çoğunluğu ele geçireceğinden ötürü bu sistem sürmezdi. Sahtekarları takip ediyor olmaları gerekir. Yapılan deney şu şekildedir. Bir vampir yarasa büyük bir kan emmekte ve geriye dönmektedir. Ancak bilim adamları onu diğerlerine kan vermekten alıkoymaktadır. Ardından ne olmaktadır? Ardından olan diğer vampir yarasalar büyük oranda kan emip geri geldiklerinde bencil yarasayı aç bırakmaktadır. Tıpkı bara gittiğimizde benim dışımda herkesin bir tur ısmarladığı durumda olduğu gibi. Ve bu tekrar tekrar olmaktadır. En nihayet siz yine bir tur ısmarlayacak ancak bana vermeyeceksiniz. Ve tıpkı insanların bedelini ödemeden faydalananları takip ettikleri gibi diğer hayvanlar da bunu yapmaktadır. Ve sahtekarlığa bu duyarlılığın, karşılıklılığa olan odaklanmanın sosyal davranış ve sosyal duyguların evriminde büyük bir rol oynadığı ileri sürülmektedir. Bunun klasik bir örneği tutukluluk ikilemidir. Pek çoğunuzu bir ya da iki derste tutukluluk ikilemini görmüş olduğunu düşünüyorum. Sosyal bilimlerde önemli yapılardan birisidir.
Bilişsel bilimlerde, psikolojide, ekonomide size, dersin yardımcı asistanları size hemen şimdi kullanmayacağınız bir şey dağıtıyorlar. Ancak bazılarınız tutuklular ikilemiyle ilk defa karşılaşacaksınız. Dolayısıyla anlatmama izin verin. Fikir şöyle. Siz de bir arkadaşınız bir suç işliyorsunuz. Örneğin banka soyuyorsunuz. Bu örnek için siz ikinci tutuklusunuz. Yakalanıyorsunuz. Polis sizi bir odaya alıyor ve şöyle diyor. Olan biten her şeyi bilmek istiyoruz. Özellikle sizin arkadaşınızı ele vermenizi istiyoruz. Şimdi seçenekler şu şekilde ve hiçbir şey sizden gizlenmiyor. Polis tutuklular ikileminin bir çıktısını alıp sizin önünüze masaya koyabilir ve şöyle diyebilir. Bak, siz ikinci tutuklusunuz. İşbirliği yapabilirsin. İki seçeneğin var. Arkadaşınla işbirliği yapabilir ve sessiz kalabilirsin ya da istismar edebilir ve arkadaşını ihbar edebilirsin. Ancak polis bunun yanında, bak, eğer sana şunu söyleyeyim, eğer arkadaşınla işbirliği yaparsan ve o seni ihbar ederse, sen ömür boyu hapse gidersin ve o serbest kalır. Eğer sen onu ihbar edersen ve o işbirliği yapar, sessiz kalırsa, o ömür boyu hapse gider ve sen serbest kalırsın der. Peki ne yaparsınız? Şimdi iyi tarafından sizin yapabileceğiniz, hayır ben sessiz kalacağım, ben işbirliği yapacağım demektir. Eğer arkadaşınızın da işbirliği yapacağına eminseniz iyi durumdasınız. Her ikiniz de hapiste çok kısa bir süre geçireceksiniz. Ancak arkadaşınız istismar edebilir, arkadaşınız sizi ihbar edebilir. Tutuklular ikileminin yapısındaki önem şudur. Sizin ne yaptığınız, arkadaşınız ne yaparsa yapsın, ihbar etmek sizin için daha iyidir. Düşünün ki siz ikinci tutuklusunuz. Arkadaşınızın sizinle işbirliği yapacağını düşünüyorsunuz. Bilgiyi dışarıya sızdırmayacak. Peki o zaman sizin en iyi seçeneğiniz onu ihbar etmektir. Peki eğer onu sizi ihbar edeceğini düşünüyorsanız yine en iyi seçeneğiniz onu ihbar etmektir. Ancak birlikte davranabilseniz ve işbirliği yapabilseniz, her ikiniz de sessiz kalsanız oldukça az bir ceza alacaktınız. Ve şunu anlayabilirsiniz, bunun tutuklular ikilemi olarak adlandırılmasının kaynağını görebilirsiniz. Ancak bu her konu için geçerli. Mantık şudur, en iyi durum diğeri işbirliği yaparken sizin istismar etmenizdir. En kötü durum ise siz işbirliği yaparken diğerinin istismar etmesidir. Polis olayına dönelim. Sizin için en iyi durum, siz tüm bilgiyi verirsiniz, konuşursunuz ve diğer arkadaşınız sessiz kalır, bir anlaşma yapar ve eve gidersiniz. En kötü durumsa siz sessiz kalırsınız, o anlaşma yapar ve siz ömür boyu hapse gidersiniz. Ancak toplamda en iyisi her ikinizin de işbirliği yapması ve toplamda en kötüsü her ikinizin de istismar etmesidir. Ve bunu trajik hale getiren ise şudur. Rakibiniz ne yaparsa yapsın, istismar etmek sizin için iyidir. Ancak her iki taraf da istismar ettiğinde her ikisi de çok kötü duruma gelmektedir. Başka bazı örnekler de vereceğim. Hayır, bu sadece tutuklular ikilemini anlatan bir karikatürü gösteriyor. Bu kadar yaygın bir şey. Fikir şu, karımdan ayrılıyorum. Uzun bir süredir evliyiz, daha fazla birlikte sürdüremeyeceğimize karar veriyoruz ve ayrılıyoruz. Ayrı evlerde yaşıyoruz ve boşanma hakkında konuşmaya başlıyoruz. Bana öyle geliyor ki, kendime bir boşanma avukatı tutmalı mıyım diye soruyorum. Şimdi biliyorum ki boşanma avukatları gerçekten pahalı ve bir boşanma avukatı tutmak oldukça zor. Ancak eğer bir boşanma avukatı tutarsam ya da ikimiz birden boşanma avukatı tutmazsak ikimiz de iyi durumda oluruz. Bir arabulucu buluruz, parayı ortadan ikiye böleriz. Bu iyi olabilir ancak bir yandan aklım çeliniyor. Eğer ben bir boşanma avukatı tutarsam ve o tutmazsa benim avukatım onun sahip olduğu her şeyi alır. Ben her şeyi alırım, o her şeyi kaybeder. Belki de nazik olmalıyım ama durun. Ya o bir avukat tutarsa ve ben tutmazsam o zaman ben her şeyi kaybederim ve o her şeyi alır. O zaman
İkimiz de bir boşanma avukatı tutmalıyız ancak o zaman ikimiz de kötü durumda oluruz. Bizim ülke A ve ülke B olmak üzere iki ülke olduğumuzu düşünün. Nükleer silahsızlanmayı gerçekleştirmeli miyim? Oldukça iyi olur. Eğer iki ülkede silahsızlanırsa oldukça iyi olur. İşimize bakar, vergileri artırırız, bir ülkenin yaptığı işleri yaparız. Peki ben silahlansam ve diğer taraf silahlanmasa çok iyi olmaz mı? Onları işgal eder, neleri varsa alırım. Oldukça cezbedici. Ve tabii eğer ben silahlanmazsam ve diğer taraf silahlanırsa onlar beni işgal eder ve sahip olduğum her şeyi alırlar. Dolayısıyla ikimiz de silahlanırız ve ikimiz de çok kötü durumda oluruz. Bir kere böyle düşünmeye başladığınızda tutuklular ikilemi çerçevesinde ele alınamayacak neredeyse hiçbir şey yoktur. Uyuşturucu satışı iyi bir örnektir. Düşünün ki sizden marihuana almak istiyorum ya da sokaktaki adıyla ot. Benim 1000 dolarım var ve sizden büyük miktarda ot almak istiyorum. Siz de müthiş, müthiş. Cuma günü öğlen 2'de spor salonunun arkasında buluşalım ve alışverişi yaparız. Sen 1000 doları getir, ben de otu getiririm diyorsunuz. Çok iyi, peki güzel. Ve ben de bu çok iyi. 1000 dolar, ben otu alıyorum, sen de 1000 doları. Çok iyi olması gereken bu diye düşünüyorum. Ancak aklıma bir şey gelir. Eğer işler yolunda gitmezse kimsenin polise gideceği yok. O zaman ben de parayı getirmek yerine neden bir silah götürmeyeyim? Sen otu getirirsin, ben de suratına silahı dayarım, otu alırım ve eve giderim. Belki de bunu yapmam. Ancak şimdi seni de aynı şeyi düşünmüş olabileceğini düşünüyorum. Sen bir silahla gelebilirsin, suratıma silahı dayarsın, 1000 dolarımı alır ve evine gidersin. Hiç otum olmaz. Ne içeceğim o zaman? Bu yine de her ikimizin birden silah getirdiği duruma göre senin silahın olması ve benim olmaması daha iyidir. Ama hala ikimizin de sadece işbirliği yapıp alışverişi yapmamız durumuna göre çok daha kötü durumdayız. İşte bu tutuklular ikileminin yapısıdır. Tutuklular ikilemini sadece gerçekten bunu yaparak anlayabilirsiniz. Dolayısıyla tutuklular ikileminin sayısal bir eş değeri var burada. Herkesin önünde bir kart olmalı, bir dosya kağıdı. Eğer yoksa herhangi bir parça kağıtta işinizi görecektir. Lütfen kağıdın bir yüzüne işbirliği, diğer yüzüne ise istismar yazın. Ve lütfen kendinize bu oyunu oynayabileceğiniz bir eş bulun. Bu tek seferlik bir oyun. İçinizden birisi, oyuncu 1, sağ tarafta bulunan oyuncular oyuncu 1 olacaklar. Diğer ise oyuncu 2 olacak. Herkesin bir eşi var mı? Eğer 3 kişiyseniz 2 kişilik kümeler halinde oynayabilirsiniz. Önce 2 sonra 2 şeklinde. Aslında en iyisi oynayacağınız kişiyle daha önce hiç karşılaşmamış ya da konuşmamış olmanız en iyisi. Oyun şu şekilde. Ben tamam dediğimde karşınızdakine tercihinizi göstereceksiniz. Daha açık hale getirmek gerekirse siz oyuncu 1'seniz ve işbirliği yaparsanız oyuncu 2 de işbirliği yaparsa her ikiniz de 3 dolar alırsınız. Eğer siz oyuncu 1'seniz ve siz işbirliği yaptığınızda diğer taraf istismar ederse oyuncu 2 5 dolar alır ve siz hiçbir şey alamazsınız. 3 dediğimde kartınızı birlikte oynadığınız kişiye karşı tarafa gösterin. 1 2 3 Peki, bu odadaki kaç kişi işbirliği yaptı? Kaç kişi işbirliği yaptı? Kaç kişi işbirliği yaptı? Kaç kişi istismar etti? Peki, kaç kişi şu anda 5 dolar daha zengin? Peki, kaç kişi hiçbir şey kazanamadı? Peki, demek ki öğreniyorsunuz. Yanınızdaki kişinin gerçekten adi birisi olduğunu öğreniyorsunuz. Şimdi yanınızdaki kişiyi tekrar bulun ve oyunu tekrar oynayın ve şimdi oyunu 5 sefer oynayacaksınız. 5 sefer oynayın ve bunların kaydını tutun. Sadece kartları birbirinize gösterin, kaydı tutun ve ard arda gösterin. Şimdi burada 25 dolar kazanan var mı şu anda? Evet 25. Yani siz o 20, 21 eder. Peki bu iyi, çok iyi. Yani bu gerçekten dürüstlüğün bir ölçüsü. 20 ya da daha fazla kazanan var mı? 15 ya da daha fazla? 14 ve daha az? 5 ya da daha az kazanan?
Sen iyi bir insansın. Bu iyi, çok iyi. Oyunu onunla mı oynadın? Kötü çocuk. Bu aslında iyi ve kötü ile ilgili değil. Eskiden çok güzel bir oyun vardı. Yaklaşık 20 sene önce müthiş bilgisayar bilimcisi Robert Axelrod tarafından geliştirilen basit ama müthiş bir oyun, müthiş bir rekabet oyunuydu bu. Ve Axelrod insanların tutukluluk ikilemi oynamak üzere bilgisayar programlarını getirdikleri bir yarışma düzenledi. 63 yarışmacı vardı ve bazı bilgisayar programları son derece basitti. Hep şunu yap, her zaman işbirliği yap, her zaman istismar et şeklinde çalışıyorlardı ve daha üstün asal sayı çözümleri, prototip yanıtlar, diğerinin davranışlarını çözümlemek üzere düzenlenmiş programlar gibi bazı programlar vardı. Ancak kazanan program Anatol Rapoport tarafından geliştirilmişti. Ve aslında müthiş bir bilim adamı olan Anatol Rapoport oldukça ileri bir yaşta bir ay önce vefat etti. Burada ilginç olan kazanan kendi programıydı ancak onun programı aynı zamanda en basit olanlardan birisiydi. Belki de en basitiydi. Dişe Diş adını taşıyordu ve çok basit bir şekilde çalışıyordu. 4 satır basic kodu yeterliydi. İlk kez bir programla karşılaştığında işbirliği yap. İlk kez birisiyle karşılaştığında nazik ol. Ondan sonra her bir denemede diğer programın bir önceki denemede yaptığını tekrarla. Bu diğer 62 programı yendi. Ve işte nedeni. Çok güzel bazı özellikleri vardı. Arkadaşça başlıyordu. Hatırlayacağınız gibi en iyi uzun vadeli çözüm herkesin nazik olmasıydı. İyi olarak başlıyor ancak bir saf delik de değil. Eğer onu kazıklarsanız bir sonraki oyunda o da sizi istismar edecektir. Ancak yine de affedicidir. Onunla iyi geçinmek mi istiyorsunuz? Nazik olun. Eğer nazik olursanız o da bir sonraki turda size nazik olacaktır. Ve oldukça açık. Hiç karmaşık bir yanı yok ve bu yanı önemli. Sadece bir saftirik olmaması ya da bağışlayıcı olması değil konu. Daha önemlisi siz onun bir saftirik olmadığını anlayabilirsiniz ve yine onun bağışlayıcı olduğunu da anlayabilirsiniz. Ve bu güçlü algoritma aldatılma ve hile riskinin olduğu durumlarda bile işbirliği yapmayı öğreniyor ve öğrenilmesine yardımcı oluyordu. Bazı psikologlar duygularımızın tutuklular ikilemindeki farklı dizilimlere karşılık geldiğini ileri sürmüşlerdir. Bizimle işbirliği yapan insanlardan hoşlanırız. Bu bizi dişe diş algoritmasının önerdiğine benzer şekilde gelecekte onlardan hoşlanmaya itmektedir. Eğer bana şimdi iyi davranırsan ben de gelecekte sana iyi davranırım. Kazıklanmaktan hoşlanmayız. Bizi aldatanlara karşı öfke ve güvensizlik hissederiz. Bu da bizi gelecekte onları aldatmaya ya da onlardan kaçınmaya yöneltmektedir. Ve biz de bizimle işbirliği yapan birisini aldattığımızda kötü hissederiz. Bu bizi de gelecekte iyi davranmaya yöneltir. Tutuklular ikileminin hücrelerini yol açtıkları duygulara göre de bölebilirsiniz. Dün akşam 7 yaşındaki ve 10 yaşındaki çocuklarımla bir deney yaptım. Onlara tutuklular ikilemini anlattım. Boşanma avukatı örneğini vermedim ancak onun yerine onlara büyük ve güzel çikolata parçaları verdim. Güzel çikolata parçaları. Matrisi ayarladık ve oyunu oynattık. Şimdi yaptıkları çok da ilginç değildi ancak ilginç olan birbirlerine aşırı öfkelenmeleriydi. Küçük olanı büyük olan tarafından tamam şimdi birlikte işbirliği yapalım demek gibi hileler de içerecek şekilde sürekli aldatıldı. Peki tamam ve küçük olan işbirliği yapar istismar. Ve yanıt tabii ki de öfkeydi. Ancak diğer büyük olan da suçluluk hissetmiyordu. Onun yerine öfkeliydi. Bu tür şeyleri gerçek hayatta sürekli görüyoruz. Tutuklular ikilemini biliyorsunuz ancak aşina olmayabileceğiniz bir başka oyun daha var. Adı ultimatom oyunu. Kaçınız ultimatom oyunu ile daha önce karşılaştı? Peki bazılarınız çok basit. Bir eş seçiyorsunuz. Çok basit bir oyun. Ekonomistler bunu çalıştıklarında aslında gerçek parayla çalışıyorlar. Ancak benim bunu oynamanızı sağlayacak param yok. Biriniz A, diğeriniz B olacak. Bana göre sağ tarafta olanlar A oyuncusu olacak, diğer B taraf olacak. Çok basit bir kuralı var.
A oyuncusunun B'ye dönüp bir teklifte bulunmasını istiyorum. A'nın 10 doları var. B'ye 1 dolardan 10 dolara kadar istediğiniz kadarını verebilirsiniz. B sadece bir şey yapabilir. B teklifi kabul edebilir ve eğer B kabul ederse teklif edilen parayı evine götürür. A ise kalan miktarı alır ya da B reddedebilir. Eğer B reddederse hiçbir şey alamaz. İki taraf da hiçbir şey alamaz. Herkes için açık mı? Şimdi A sana şu kadar dolar vereceğim diyecek. B ister peki diyebilir ve B önerilen parayı alır. A ise geride kalanı alır ya da B reddediyorum diyebilir ve her iki tarafta hiçbir şey alamaz. Dolayısıyla bu oyun iki aşamada gerçekleşmektedir. İlk aşamada A'nın B'ye bir teklifte bulunmasını istiyorum. B henüz bir şey yapmamaktadır. Teklifinizi yapın. Teklifiniz sadece tek kelime olmalıdır. Teklifinizi açıklamayın. Sadece teklifi yapın. Peki, ikinci aşama müzakere etmeyin. İnsanların el sıkıştıklarını görüyorum ve bu çok karmaşık. Birden 10'a kadar bir sayı olmalı, bir pozitif tam sayı. Ve 3'e kadar saydığımda B'nin tek bir kelime söylemesini istiyorum ve istediğiniz kadar yüksek sesle söyleyebilirsiniz. Kabul ya da red. 1, 2, 3. Oh, kaç kişi kabul etti? Hiç reddeden var mı? Güzel. Peki, kaç kişi 10 dolar teklif etti? Kaç kişi 5 dolardan fazla teklif etti? Peki, kaç kişi 1 dolar teklif etti? Peki, 1 dolar önerdiğinde sen kabul ettin mi? Başka 1 dolar teklif eden var mı? 1 dolar teklif ettiğinde eşin kabul etti mi? Peki. Kaç kişi 4 ya da 5 dolar teklif etti? Peki. Bu aslında ilginç bir oyun çünkü 1 doları kabul eden kişi aslında rasyonel davranıyordu. 1 dolar 0 dolardan daha iyidir. İnsan mantığının psikolojisine göre mantıklı bir açıdan 1 doların 0 dolardan daha iyi olduğunu düşünmeniz gerekir. Rasyonel birisi 1 doları kabul etmelidir ve zeki olduğumuza göre biz de 1 dolar teklif etmeliyiz. Ancak çok azınız 1 dolar teklif etti. Neden? Çünkü insanların salt rasyonel olmadıklarını biliyorsunuz. İnsanlar tek seferlik bir oyunda bile adil olmayan dağıtımları kabul etmezler. Sadece intikam almak amacıyla bunu reddedeceklerdir. Sonuçta daha fazla önermeniz gerekmektedir. Bu durum insanların kendilerine 1 dolar teklif edildiği durumda aşırı öfkelendiklerini gösteren nöroanatomi kanıtlarını sağlayan nöroekonomi açısından da incelenmiştir. Kimse kendisine 1 dolar teklif edilmesinden hoşlanmamaktadır. Şimdi burada ilginç şekilde gündelik hayatımızla da ilişkili daha genel bir ahlak var. Rasyonel bir insan kolayca istismar edilebilir. Rasyonel bir insanın kışkırtmalara, saldırılara yanıtları çoğunlukla uygunsuz olarak değerlendirilecektir. Benim rasyonel olduğumu bilseniz ve bir durumda bir arada olsak bana "Hey, al sana 1 dolar. Hey Bay Rasyonel, 1 dolar 0 dolardan daha iyidir." derdiniz ve ben de "Peki tamam." derdim. Çünkü ben rasyonelim. Benzer şekilde rasyonel bir insanın bunun için yaygara koparmayacağını anlatabildiğiniz sürece bütün gün benimle uğraşabilirsiniz. Her şekilde taciz edebilirsiniz, sahip olduğum şeyleri alabilirsiniz. İrrasyonel olmanın, öfkelenebilmenin bir avantajı vardır. Çünkü eğer irrasyonelseniz ve öfkeli olarak biliniyorsanız insanlar irrasyonelliğiniz dolayısıyla size daha iyi davranmak zorunda kalacaktır. Kimden alacağım? Son derece mantıklı olan kişiden mi yoksa buluttan nem kaparak öfkelenenden mi? Tabii ki de mantıklı olanla uğraşırım. Çünkü mantıksız olan mantıksız şeyler yapabilir. Bu her ne kadar paradoksal olarak görünse de irrasyonel olmak ya da en azından ortalama bir irrasyonelliğe sahip olmak avantaj sağlamaktadır. Şimdi tahrik etmekle ilişkili olmasa da bu konuda insanların neden aşık olduklarına ilişkin teori içerisinde ele alınmıştır. Düşünün ki hayatınızı kiminle geçireceğinize karar vereceksiniz. Bu büyük bir güven meselesidir. Birlikte çocuklar büyüteceğiz. Benim çekip gitmemem sizin için son derece önemli ve ben son derece rasyonel bir insanım ve size seninle eş olmalıyız çünkü ben seni bugüne kadar tanıştığım uygun kişiler arasındaki en çekici kişi olarak görüyorum. Ben son derece rasyonelim ve durum bu şekilde olduğu sürece birlikte olmalıyız diyorum. Evet,
Bu oldukça mantıklı ve rasyonel. Ancak yine de sizin için ayakları yerden kesilen birisiyle birlikte olmak istemez misiniz? Ayaklarınız yerden kesilmesi irrasyoneldir. Ancak aynı zamanda belirli bir açıdan kendinizi sevdiricidir. Çünkü irrasyonellik uzun vadede bu kişiye daha çok güvenebileceğinizi işaret eder. Tıpkı öfkeli olan birisinin irrasyonelliğinin onunla uğraşmamanız gerektiği anlamına geldiği gibi. Çalışmalar aşktan çok şiddetle ilişkili olarak yapılmıştır. İrrasyonellik, irrasyonel şiddetin faydaları, cinayet ve diğer suçların çalışılmasında incelenmiştir. Daly ve Wilson cinayetin sebeplerini açıklamaktadır. Pek çok cinayet mantıklı bir tahrikten kaynaklanmamaktadır. Pek çok cinayet rasyonel şekilde yapılmamaktadır. Pek çok cinayet aşağılama, küfür, küçük tacizlerden kaynaklanmaktadır. Ancak bu deli bir irrasyonellik değildir. Bu adaptif bir irrasyonelliktir. Daly ve Wilson, kronik olarak çatışan ve savaşan toplumlarda temel gerekliliklerden birisi insana dair bir özellik şiddet kapasitesidir. Diğer yanağını çevirmek azizce bir davranış değil, sadece aptalca ya da rezilce bir zayıflıktır diye vurgulamaktadırlar. Eğer itilip kakıldığımda ya da alay edildiğimde rasyonel bir insan olduğumu gösterirsem, itilip kakılabileceğiniz ya da alay edilebileceğiniz birisi olarak bilinirim. Ve gerçekten de görülen o ki modern dünyada bile bu geçen seneki bir New York Times'tan ve vurguladığı nokta şiddetin insanların birbirine saygısızlığından ya da ters bir şekilde bakmasından kaynaklandığıdır. Ve bu irrasyonel değil mi diye düşünebilirsiniz. Ancak insanların bir arada yaşadığı ve birbiriyle tekrar tekrar karşılaşmak durumunda kaldıkları ve polis tarafından çok fazla desteğin olmadığı koşullarda irrasyonel değildir. Özellikle ilginç olan bir noktaysa şiddete ilişkin itibarın öneminin kültürden kültüre farklılık göstermesidir. Ben bu ders boyunca ve hatta yaptığımız diğer dersler boyunca insanda ve diğer hayvanlarda görülen evrensellere, doğuştan gelen şeylere dair konuştum. Bu dersi kültürel farklılıklar üzerinde durarak bitirmek istiyorum. Ve bu psikolojik olarak oldukça ilginç duygulara ilişkin bir kültürel farklılıktır. Ve sosyologların onur kültürü olarak adlandırdıkları farklılığın etrafında biçimlenmektedir. Bir, onur kültürünün bazı özellikleri vardır. Hukuka güvenemezsiniz ve oldukça kolay olarak alınabilen bazı kaynakları vardır. Ve sosyologlar bu koşullar karşılandığında şiddetli misillemeye dair bir itibar geliştirmenin öneminden söz etmektedir. Bu önemli hale gelmektedir. Onur kültürünün örnekleri arasında İskoç dağlıları, Masai savaşçıları, Bedevi tüccarlar ve Batılı kovboylar verilebilir. Tüm bu örneklerde sığır gibi zarar görebilecek ve kolayca alınabilecek kaynaklar bulunmakta ve arayıp insanların yardıma gelmesini sağlayabileceğiniz bir 911 hattı yoktur. Onur kültürü en çok Amerika'nın güneyinde modern psikologlar tarafından çalışılmaktadır. Bu bölgeye sığır çobanları yerleşmiştir ve geleneksel olarak daha az merkezi bir yasal kontrol bulunmaktadır. Sosyologlar da Amerika'nın güneyinin kuzeyine göre daha fazla onur kültürüne sahip olduğunu vurgulamaktadır. Peki nasıl biliyorsunuz? Ne işe yarar bu? Bu derste psikoloji hakkındaki iddialarla ilgileniyoruz ve sonuçta Richard Nisbet ve Dov Cohen onur kültürüne ve farklılıklarını çalıştılar ve oldukça ilginç farklılıklar buldular. Amerika'nın güneyinde kuzeyine göre silah yasaları daha fazla gevşek gibi görünmektedir. İşkence ve idam cezası daha fazla onaylanmaktadır. Orduya ilişkin tutumlar daha pozitiftir. Anket çalışmalarında insanlar onur kültürüne karşı daha affedicidir ve anlayışlıdır. Birisi kadınıma saldırırsa ben de onun yüzüne yumruğu yapıştırırım. Bu Amerika'nın güneyinde kuzeyine göre daha az kötü olarak değerlendirilmektedir. Sadece belirli durumlara özgü olarak daha yüksek bir şiddet düzeyi vardır. Amerika'nın güneyinin sokakları kuzeyinin sokaklarına göre bir kural olarak daha şiddetli değil. Farksa evime birisi girer diye o kişiyi vurmam gibi onura ilişkin suçlarda daha yüksek bir suç oranının olması şeklindedir. Ya da birisini benimle alay ettiği için öldürmem gibi. Bunlar çeşitli anket çalışmalarıydı. Nisbet ve Cohen bugüne kadar duyduğum en ilginç psikoloji çalışmalarından birisini yaptılar. Ve bu çalışmayı
Bu çalışmayı Michigan Üniversitesi öğrencileriyle yaptılar. Tıpkı sizin de burada oluşturduğunuz gibi bir katılımcı havuzu oluşturdular ve demografik bilgilerini listelediler. Ve sonrasında İspanyol ya da Yahudi olmayan beyaz erkekleri deneye aldılar. Örneklemlerini bu oluşturuyordu. Onur kültürü fenomeni erkeklere özgü bir fenomendir ve temiz bir çalışma yapabilmek amacıyla homojen bir örneklem aldılar. Yani İspanyol ya da Yahudi alınmadı ve onları provoke ettiler ve provokasyon çok zekiceydi. Tıpkı sizin burada Kirtland, SSS ya da Dunham'a getirildiğiniz gibi insanları psikoloji binasına getirdiler ve bir masanın oraya getirerek "Evet, deney için koridorun sonuna gidin" dediler. Önlerinde bir koridor vardı ve koridoru yürümeleri gerekiyordu. Ve koridorun diğer ucunda onlara doğru erkek bir lisansüstü öğrencisi yürümeye başlıyordu. Elinde bazı dosyalar tutuyordu. Bu kişi katılımcıya doğru yürüyor, ona çarpıyor ve ardından ona "gerizekalı" diyerek yürümeye devam ediyordu. Şimdi bu lisansüstü öğrencisi yüzlerce erkeğe çarpıp onlara "gerizekalı" demekten ve yürüyüp gitmekten sorun çıkmadan kurtuldu. Kavga olmadı, kimse vurulmadı. Ardından bu kişileri odaya aldılar ve teste soktular. Görülen o ki stres yanıtlarında farklılıklar bulunmaktaydı. Ortalamada Amerika'nın güneyinden erkekler, kuzeyinden olan erkeklere göre daha yüksek hormon tepkisi ve stres tepkisi, testosteronda ve kortizolda yükselme göstermişlerdir. Daha sonraki davranışlarda kızdırılmış olduklarını gösterecek şekilde farklılıklar görüldü. Örneğin boşluk doldurma sorularında farklılıklar görüldü. Örnekleri tam olarak hatırlamıyorum ancak şuna benzer örnekler vardı. John dükkana girdi ve bir boşluk satın aldı. Ve kuzeyliler örneğin elma diyorlardı ancak güneyliler o gıcık lisansüstü öğrencisini öldürmek için AK-47 diyorlardı. Tekrar hatırlatayım. Amerika'nın güneyindeki insanların tümü Amerika'nın kuzeyindeki insanlardan daha şiddete eğilimli değiller ancak onura ilişkin tahriklere daha duyarlılar. Şimdi bu dersi birkaç yıl önce verdiğimde güneyli bir öğrenci bana geldi ve Yale'deki güneyli azınlığın seçilmesini biraz kırıcı bulduğunu, Yale'de insanların Güney Amerikalılar hakkında söylediklerinin başka hiçbir azınlık grubu için asla söylenmediğini belirtti. Şimdi bununla ilişkili iki noktaya değinmek istiyorum. Birincisi, tabii ki bunlar ortalama farklardır. Tüm güneyliler ve kuzeyliler bu açılardan farklılaşmazlar. Diğeri ise bu etkinin gerçek olduğunu düşünüyor olduğum ancak bunun yanında onur kültürlerinin diğer kültürlerden farklılıklarının tamamını yansıtmakta çok da yeterli olmadığıdır. Nesbitt örneğin kendisinin bir güneyli olduğunu söylemekte ve kuzeye gittiğinde insanların ne kadar kaba olduklarını görünce şaşırdığını eklemektedir. Bu durum Amerika'nın kuzeyinin bir onur kültürü olmamasından ve insanların bir tepki ya da misillemeden korkmamalarından ötürü daha az uygun davranmalarından ileri gelmektedir. Dahası onur kültürünün onur, sadakat, cesaret ve kendine yeterlilik gibi bazı değerleri tamamen kötü olmak durumunda değildir. Her durumda bu evrimsel geçmişe sahip olan şeylerin kültür tarafından dönüştürülüp şekillendirilebileceğine ilginç bir örnektir. Geçtiğimiz derslerde öfke, çocuklarımıza olan sevgimiz, korku, minnettarlık gibi duygularımızın sistemdeki sapmalar ya da gürültüler olmadığını vurgulamıştım. Tersine bunlar doğal ve sosyal çevreyle baş edebilmek üzere şekillenmiş son derece karmaşık motivasyonel sistemlerdir. Ve biz bunu ancak evrimsel yaklaşımın analizleri sonucunda bilebiliyoruz. Şimdi Darcy Thompson'a dönecek olursak her şey şu anda olduğu biçimdedir. Çünkü bu şekilde olmuştur. Ve size çarşamba günkü sınavda iyi şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.